Ramazan tatlısı ya da Ramazan'da tatlı deyince akıllara gelen güllaç. Bu bölümde güllaç hem nasıl hazırlandığını öğreneceğiz. Nasıl iyi güllaç yapılır bu noktada? Sinem Karataş bugün de işi yine bir ustaya soracak. Bakalım nerede Sinem Karataş ve hangi ustayla birlikte ne hazırlayacaklar? Evet Haluk, bugün Karaköy'deyiz ve Ramazan'ın vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan güllacı, geleneksel Türk tatlısı güllacı tanıtacağız. Nasıl yapıldığını ve püf noktalarını anlatacağız. Yanımızda Nadir Güllü var, ustamız bize anlatacak. Evet. Şunu merak ediyorum öncelikle, neden Ramazan'la birlikte anıyoruz bu tatlıyı? Daha çok Ramazan'da tüketiyoruz. Nasıl kandil simidi kandillerde çok gidiyor. Güllaç da Ramazan'da. Neden? Topkapı Sarayı'ndan gelen bir tatlı. O zaman sofralar mükemmel olurmuş. Çok da yendikten sonra hazmı kolay tatlar alırmış. O zamanki çeşitli başları da güllacı bulmuşlar. Çünkü ana madde süt, sindirimi kolay. Evet, evet, hafif bir tatlı. Nasıl yapılıyor? Bu kısa vakitte anlatmaya evet, çalışıyorum. Şimdi işte bir 6-7 dakika lazım bize. Aslında fazla da canlı yayın olduğu için kısaltacağız. Püf noktaları nelerdi? Nasıl yap? Ustam yapmaya başlasın. Hemen. Süt. Şimdi burada 3 kilo süt, 750 gram şeker, 200 gram Antep fıstığı, 200 gram pudra şekeri, 200 gram 250 gram da file fındık. File fındık için süslemeyi de koyacağız. Bir de 400 gram güllaç yaprakları. 6 üste koyacağız. Güllaç yapraklarını yumuşatıyoruz şimdi sütü. Şimdi püf noktasına gelince sütü kaynatıyoruz. İçine şekeri koyduktan sonra karıştırıp en az 15 sefer savuracağız. En az 15. Neden? Arasına oksijen girsin, lezzetlensin diye. Lezzet kazanmak için sütü nasıl böyle karıştırdıkça böyle tereyağı, yağ çıkar, yağ da lezzetlendirir. Bu bir. Sütü karıştırdıktan sonra 15 sefer savuracağız böyle. İki. Bu yakar yakmaz. Sinema menü değil böyle. Bak sıcak. Sıcak hem. Ama çok sıcak değil. Ilık diye. Çok yok. Ilığın üstü işte. Püf burada. İşte zorluk burada. Çok sıcak olursa laf olur. Soğuk olursa da yumuşamaz. Evet. Şimdi döşemeyi, alt döşemeyi yaptı. Arasına file fındık, Hindistan cevizi. O da özel bir karışım. Tabii. Fındık Giresun'un tombul fındığı olacak. Fıstık, üstüne süzülen fıstık. Bizim Antep'in baklavaya kullandığımız, biliyorsun tarihi firmayız. Biz 70 yıldır Karaköy'deyiz. Tarihi firmayız ve filik fıstık diyoruz biz buna. Gaziantep'ten özel getiriyoruz. Bunu Barak bölgesinden getiriyoruz. Yani koklamak tatmanın yarısıdır. Evet. Şimdi döşeme devam ediyor. Devam ediyoruz bir kat daha. Ve burada bir püf noktası daha var. Şimdi bakın bol sütle yapıyor değil mi ustam? Yalnız yaptıktan sonra üzerine bolca süt dökeceğiz. Eğer bu bolca sütü dökmezsek ne olur? Kuru olur. Şimdi bu güllaç yapmanın özelliği nedir? Kenarının ortası ince olacak. Bir de un, nişasta ve sudan yapılıyor. Emer sütü. İşte burada aldanmamak lazım. Şimdi bak döşeme bitti. Şu sütü üzerine koyacak. Tekrar. Tabii. Tabii bakın bak görüyoruz, koyuyoruz. Bu çok, işte bunu yapmıyorlar. Sonra ne oluyor? 2 dakika sonra kupkuru oluyor. Gördünüz mü? Bolca süt. Şimdi bunu hafif böyle sallayacağız. Usta, şunu çatalla bir şey yap hemen arasına. Biraz çabuk şey yapalım. Arasına girsin. Gördünüz mü? Demek ki ana madde süt olursa süt mutlaka taze olacak. İki, kaynadıktan sonra yakar yakmaz hale gelecek, sıcak olacak. 3. Güllaç yaprakları mutlaka ortası ve kenarı ince olacak. 4. Kullandığımız file fındık, Hindistan cevizi, fıstık ve şekerde pancardan olacak. Çok kaliteli olacak. Yöresinde mevsimde olacak. Biz bu arada şeker hasarını düşündük. Stevia diye bir bitki şurubu var biliyorsunuz stevia. Hatta kiraz yerine üstüne vişne koyuyoruz. Ekşi. Bu da şeker hastalar için. Bir de güllacın bir noktası daha var. Şimdi çekmeye başlıyor. Ustam başladı. Hemen süslemeye başla. Bu arada güllacı mutlaka alan kişiler. Bakın şöyle bir şey var. Steril kaplarımız var. Arkadaş göstersin bunu. Neden? Eğer siz güllacı alırken böyle özel steril kaba koymazsanız ve düz taşıyacaksınız. Mutlaka düz taşıyacaksınız. Bak özel kabına koyacağız ve gider gitmez buzdolabına koyacağız. Ve günlük tüketilecek. Güllaç beklemeye gelmez. O
yüzden şöyle iftara birkaç saat kala en fazla değil mi? Ne yapması mı? Hayır, satın alacaksak. Diye. Tabii ya, ya yok öğlen derseniz gider gitmez buzdolabında dursun. Ya bir 24 saatte tüketmeye çalışalım onu. Yani bir de buzdolabına koyarken mesela bu tepsi yaptı hanımlar. Diyelim evine misafir gelecek tepsi de yaptı. Şimdi bu tepsi ılık. Hemen dolaba konmaz. Yarım saat bekleyecek. Soğumasını bekleyecek ama dolaptaki diğer gıdalarla kokusu geçmesin diye bunu mutlaka kaldır camına strese sarıp öyle koyacaksınız. Daha sonra sofraya geleceği zaman da soğuk gelir. Güller soğuk gelir. Şimdi hazır mı? Evet, güller hazırdır. Bakın böyle porsiyon kaplara istediğiniz gibi koyabiliyorsunuz. Yeter ki dediğiniz gibi malzemeleri kaliteli olsun. Bakın kaliteli malzeme olmazsa güller çok risklidir. Tekrar söylüyorum. Yöresinde mevsiminde alınmış ham madde, taze süt, kenarısı ve ortası ince olan güllaç yaprakları, evet ve yapan usta da elleri dediğim steril olacak, herhangi bir şekilde mikrop bulaşmayacak. Püf noktalarını bildikten sonra çok da uğraştırmıyor aslında, çok zaman almıyor değil mi? İşte püf noktası bilmek lazım yalnız değil mi? Her şeyi, bakın bizim meslekte şu vardı, baklavada da öyle, işi eliyle yapan işçi derler, kafasını kullanan usta derler, yüreğini ruhunu koyan zanaatkar derler. Ne iş yaparsanız yapın, zanaatkar ve usta olmak ve gönlünüzü yüreğinizi koyacaksınız. Sevgiyle yapacaksınız. Sevgiyle. Peki, hayırlı hazır. Ramazanlar. Güllacımız hazır. Evet, hazır. Afiyet olsun, hayırlı Ramazanlar. Hazır. Peki, teşekkür ediyoruz. Evet, bugün Ramazan'ın vazgeçilmez lezzetlerinden güllaç tarifini anlattık. Ustamız Nadir Güllü ile birlikte biraz iftar öncesi iştahınızı kabarttık ama olacak o kadar diyelim. Sözü tekrar stüdyoya bırakalım. İftara var ama biz o yaptığınız tepsi istiyoruz. Reji ekibi, haber merkezi gelirken Nadir Bey söylersen. Duyuyor musun? Peki. Peki. Sinem Karataş aktardı. Nasıl güllaç yapılır? Bir de piyasalara bakalım.